Laiklikle ilgili düşünceniz nedir hocam? Tabii şu anda Diyanet'te değilim. Hı hı. Eskiden, anda, eskiden işte. çalıştım. Şu anda e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ilahiyatta e, ilahiyat hocasıyım. Ders veriyorum. E, evet. E, aynı zamanda YÖK'te üyeliğim devam evet. ediyor. Onlara devam ediyoruz. Efendim ilahiyatlarla ilgili problemleri çözmeye çalışıyoruz. E, Laiklik şu. E, eğer din... Tabii laikliğin yanlış uygulandığı dönemleri oldu bunun bir baskı aracı olarak kullanıldığı dönemler oldu. Neticede işte başörtü problemler, üniversitelerden yaşanan krizler bunlar. Kimse bunları yok saymamalı. Ee, bunu da e, anlattığımız anlattığımızda bunu e, devletle bir resleşme veya kavga olarak da görmemek gerekiyor. Neticede bu ülkenin yapısına, karakterine uygun olmayan ne varsa beraberce konuşup çözeceğiz. Yani biz birbirimizi yani el olmalıyız. Bir layıkla, ee, bir çok iyi bir dindarla e, veya işte orta halli birisiyle oturup konuşmalı. Konuşmalı Türkiye'de. Bizim problemimiz bu kadar. Konuşmuyoruz. Konuşmadan ön yargılarla birbirimiz hakkında hüküm veriyoruz. Bir haber duyuyoruz. Gazeteden bir haber okuyoruz. Üzerine bin tane haber daha ekleyip piyasada paylaşıyoruz ve e, kronik bir şeye dönüşüyor yani hastalığa dönüşüyor bu. E, layıklıktan maksat eğer her dindarın, her din mensubunun kendi dinini istediği gibi özgürce yaşaması, hiçbir müdahale görmemesi başkasının alanına girmediği sürece ise buna bizim bir bir eleştirme söz konusu olmaz. Ama laiklikten hareket etmek suretiyle din üzerine veya dindarlık üzerine veya yaşam üzerine, dinle ilgili yaşam üzerine eğer benim hanımımın örtüsüne karışacaksa ben bunu kabul etmem mümkün değildir ve namazıma karışacaksa örnek veriyorum. Şu anda karışılıyor anlamında demiyorum. Bence burada da yine oturup konuşulmadığı için kıyamet kopuyor. Konuşmuş olsaydı biz bu problemleri çoktan çözerdik diye düşünüyorum.